Sevgili dostlar, günaydın. Neredeyiz? İstanbul'un en az bozulan yerlerinden bir tanesindeyiz. Doğru mu efendim? Evet. Sinan Genin Bey mimar ve onun dükkanındayız. Bürosunda dükkan diye ben... Doğru, dükkan diyor. Bizim dükkanlarımızda böyle oluyor. Girme, çok güzel dükkan dedim zaten. Hastasıyım dükkanın. Efendim, Şerif Yenen Bey de turizmci, rehber ve rehber kitapları yazarı. Efendim, biz ilk önce tanıştık. Ya dedim, beraber şimdi bir şey geldi bana, bir seyahat, İstanbul'da şuraya gidelim, buraya gidelim falan diye. Enteresan birkaç seri yapacağız bundan galiba. Sonra Şerif Bey vasıtasıyla Sinan Bey'le tanıştım ki adını zaten biliyordum, kitapları var, müthiş. Efendim, kütüphanede yok olması gerekiyor, onu da bu şekilde alacağız. Ve beraber dedik ki sabahtan bir buluşalım, bir çay içelim. Peşinden bir Üsküdar yapalım. Ondan sonra bir Üsküdar yapalım. Bugün hep beraber, sizle beraber Üsküdar seyahati yapacağız. Üsküdar deyince geçme, şöyle hazır ol da dur. Skudari, yani başlı başına bir İstanbul değil burası. Burası Üsküdar. Doğru evet, söylüyorum. Evet. İstanbul karşı taraf. Burası, İstanbul karşı. Oraya da alakamız yok. Suriçi. Evet. Burası Üsküdar. Burası Skudari. Burası Osmanlı zamanında da, Rum zamanında da. Başka bir... Perslerden beri, Fenikelilerden beri gelen bir yerleşim. Başka bir macera. Hatta biraz evvel lafına geçiyordu. Buradaki yalılar daha değerli. Niye biliyor musunuz? Çünkü orada oturanlar gayrimüslimler. Burada oturan Müslümanlar. Niye? Çünkü burada güneş geç batıyor. Onun için yalılar hep ısınıyor. Romatizmaya... Pek fazla imkan tanımıyor. Daha kurutuyor insanı. Kurutuyor. Kaç taraf rüzgar alır, poyraz alır. Burası kuytu şöyle içeride, poyrazı bludos alır, güzel ılık ılık karşıdan. Doğru mu söylüyorum? Evet. O Tarabya Marabya bize göre değil. Orası Fransız. Zaten İngilizler, zaten adamın yeri buradan daha yani. Rutubetli şeyli. Burası evet. Cennet gibi geliyor. Burası. Biz burada Müslümanların yeri baba. Biz burada otururuz. Biraz sert. Oh. Hava. Sert ama güneşimiz var. Güneş var. Mesela bugün dışarısı kış. Evet. Mesela bu güneş içindeyiz. Güneş içerisindeyiz. Karşıda bir güneş yok. Şimdi burada ben gelmedim. Sinan Bey gelin bakın kamerayla bir gezi planı hazırlamış. Üsküdar gezisi diye bir gezi. Lütfen bize söyler misiniz Sinan Beyciğim, ne yapacağız bugün? Şimdi Üsküdar'ın merkezindeki en önemli yapılardan bir tanesi meydanı Mihrimah Sultan Camii ve 3. Ahmet Çeşmesi. O meydanın Üsküdar'ın mücevherleri diyelim bu iki tane yapı için. Mihrimah Sultan Camii, Mimar Sinan yapısı, külliye. Hastasıyım, çok seviyorum bu camiyi. Evet, çok güzel çok camidir. Güzel. Eski bir fotoğrafı var. Of. Onları da arada sırada bakar göreceğiz, mısınız? Seyredeceğiz. Daha ufak görünüyor burada ama enteresan, niye? Proporsiyona çok uygun. Bugün daha ufak gözüküyor. Arkasındaki apartmanların içinde kayboluyor. Burada şimdi bir yüzük taşı gibi ortada. Binalar. Enteresan bir yapı bir de. Neden enteresan mimar açıdan? Nesi var? Yani en önemli enteresanlığı şu. Padişahlar ve padişahların annelerinin dışında iki minareli olan tek cami. Bu çok önemli. Bir daha yok. Valide sultanlar ve padişahların olur iki minareli. Evet, iki veya ikiden çok i̇kiden minareli. Fazlası. Bir tek bir padişahın sevgili kızı Mihrimah Hürrem'den. Ama ne kızmış o da artık. Kızların en forslusu değil mi? Tabii Rüstem Paşa'nın da karısı. Karısı. Sadrazam. Hürrem'in kızı. Bundan daha şey porsiyonu ya, hiç. Yani güzel miydi işte. Acaba? Zannetmiyorum. Vallahi Mihrimah işte yani güneşli ay. Güneşli ay. Mihrimah değil mi demek? Mihrimah. Güneşli ay demek. Çok onun için hoşuma gidiyor. Mihrimah. Güzel bir isim. Var mısınız? Çok güzel isim. Ama bir rivayete göre de Mimar Sinan'ın ona aşık olduğu. Yani İskender'in bizim şehri. Onu pek şey yapamıyorum ben ama. Şehir efsanları. Ben evet, hiç yani olsun. Mimar Sinan akıllı adamdı ya. Hiç öyle bulaşık yani, dolaşına dert olur mu ya? Bir yaş farkı da var baba. Bayağı yaşlı şehir üniversitesinde. Ama yani. O sırada yani hanımlar genç beyler oldukça yaşlı oluyor. Olabilir değil mi? Evet. Mimar Sinan şöyle bir şey olmuş. Beni düzeltin. Biraz korkmuş Hürrem'den. Onun için İstanbul'a gelince şöyle biraz İstanbul yani bulunca biraz şöyle Barbaros da mimarisi de ikisi de biraz şey durmuşlar. Biraz alçak profil durmuşlar. Çünkü Hürrem kimse yanında sivri istemiyor. Ondan önce İbrahim Paşa var tabii. Yani, Sadrazamlar var. Yani daima sanatçıların Rüstem biraz var. Doğu toplumda Rüstem var. Belalı daha Rüstem. Sonra Rüstem'in kardeşi Sinan Paşa kaptanı Derya. Kaptanı adamlar biraz şey duruyorlar. Öyle düşük profil çizmek o kadar yapı yapmak için ona imkan tanımış. Yüksek profilli olsa
O kadar yapı yaptırmazlar. İki minareli cami, onu öğrendik ki bir tek yani Valide Sultan ve Sultan'ın dışında dikkat edersen Paşa Cami hep tek şey, tek minarelidir. Sinan'ın Mihrimah Sultan, Şemsi Paşa ve yukarıda Atik Valide gibi üç tane büyük külliyesi var. Şemsi Paşa biraz küçüktür ama. Mimar Sinan aslında o üçgenle Üsküdar'a damgasını vurmuş. Tabii yani Üsküdar pek gözden kaçar. Yani Üsküdar ev kadar kutsiyeti olan bir şey. Buraya işte Sürre Halayı'yla o Kabe'ye giderken Sürre Halayı Doğancılar Meydanı'nda mesela konaklıyor. Üç gün, beş gün. Böyle bir kutsiyeti var. İkincisi bütün ta İran'dan itibaren gelen ticaret yolları, Arabistan'dan gelen ticaret yolları Üsküdar'da toplandıktan sonra tekneyle ilk defa suyu geçiyorlar. Kervanlar geliyor. Üsküdar'da o yüzden kervansaraylar, çarşılar zengin bir yer. Hemen hemen 90 tane cami ve mescit var. Küçük bir bölümünde. O kadar da yoğun bir nüfus var. Değil mi? Evet. Sonra buradan yürüdük 3. Ahmet Çeşmesi'nde. O da çok enteresan tabii. İlk yerden bir tanesi. Evet. Mihrimah'tan sonra hemen karşısında. O bir tanesi bu çeşmenin, 3. Ahmet'in yaptığı Topkapı Sarayı'nın girişinde var, tamam. Biliyorsunuz sağda. Meydan Çeşmesi, evet. İlk çıkıyor ortaya. Sonra nereye gidiyoruz efendim? Sonra biraz daha buruna doğru yürüyerek ki esas Üsküdar burasıdır. Yani ilk kuruluşta şurada böyle bir surlarla çevrili Damalis denilen bir yerleşim var. Burası Kalkedon'a, Kadıköy'e bağlı bir koy. Şu bölge gerçekte bir koy. Ne zamana kadar? Miladi yıllara kadar büyük bir koy olarak kullanılıyor. Tekneler bağlıyor buraya. Ve üç tepeden oluşuyor. Şurası Sultan Tepe, burası Toygar Tepe, burası Doğancılar Tepesi. İki tane nehir iniyor. Bülbül Deresi, Çavuş Deresi. Onlar zaman içinde onu dolduruyor. Şehrin adı Kersepolis. Darius'un o 500'lerdeki milattan önceki İskit Seferi sırasında Pers İmparatoru Darius'un altınlarını, hazinesini burada muhafaza ettiğinden dolayı altın şehir anlamına geliyor. Daha sonra Ksenepon o 10.000'lerin dönüşünde Anabasis'te burada topladıkları ganimetleri satmak için 7 gün kaldıklarını söylüyor. Şimdi sevgili dostlar artık gidebiliriz değil mi? Tabii. Güneşli bir gündeyiz şansımıza. Kış çok soğuktu. Efendim ama tam yürüyüş için güzel bir gün. Beraber iki tane efendim yanımızda eksperimiz, bilgi küpü iki insan hastasıyız. Efendim bugün kültürel bir gezideyiz. İstanbul'un Üsküdar'ında. Ne yol alalım dersiniz? Hastası olalım. Hadi bakalım. İstanbul'da en sevdiğim yapıların bir tanesine geldik. Ekstrelerle beraber. Hem rehberimiz, hem mimarımız. Harikalar ikisi de. Müthiş bilgiler. Evet, hocam ne diyeceğiz bu Mihrimah Camii hakkında? Üsküdar'ın mücevheri. Yani bütün meydana hakim. Hele geçmiş dönemde baktığımız zaman harika bir. Bu bütün kıyı burada iskele. Büyük iskele, Üsküdar iskelesi diye. Mimar Sinan 1546-48 yapıyor. Yakında 500 sene oluyor. İki minareli tek cami. Sultanların ve padişahların dışında bunun birer şerefesi var. Güzel var minareler, baksanıza. Müthiş, kalem müthiş gibi. Proporsiyonları, şerefeleriyle orantıları ve enteresandır. Böyle son cemaatleri geniş bir kurşun örtüyle kaplı Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii.
Böyle enteresan şeyler deniyor Mimar Sinan. Çok hoş bir mekanı var. Güzel çok güzel güneş saati, değil mi? Yani ya, bu meydandan biraz yükseltilmiş. Çünkü burası o dönemde muhtemelen buraları koy daha. Dolmamış yani, deniz. Evet. Biraz o dolduruyor. Ticari yolun bir nevi son durağı veya başlangıcı. Oradan mal gelirse başlangıcı, Anadolu'dan gelirse buradan İstanbul'a getirir. Hayır, çay yüzden şeyden uzakta olur da herhalde. Tabii yapıyorum, İran'dan, Hindistan'dan, baharattan. Hindistan, Çin, Tayvan, her şey, her İran'dan şey. Efendim, ipekler, halılar, baharatlar geliyor. Burada duruyor. Burada stoklanıyor, depolanıyor. Evet. Ama ondan sonra deniz yoluyla devam eden ipek yolu geliyor. Evet işte ufak bir deniz geçişi yapıyor. Ama çok şey yani Asya'dan, Anadolu'dan gelen kervanların en önemli durağı. O yüzden de çok değişik İranlılar, Faslılar, burada çok çeşitli insanlar, Arapların dükkanları ve ticaretler. İsterseniz içine bir girelim. Hadi, evet, hadi o çünkü çok şeydi. Hocam, şunu girmeden şunu söyleyeyim. Şimdi Mimar Sinan'ın o insani boyutları var ya. Müthiştir. Beni o öldürüyor. Bir daha, bir daha onu yakalayamıyor. Çok büyük bir bina ama insani. İnsani. Girdiğiniz yani zaman. Kapılar, makular, girişler, çevreye. Çevre, yani nasıl boyutlandırıyor yani size şehircilik karşı. Anlayışı. Evet ama yani ama bina dev. Ama nasıl bu dev bina ufak yapılır? Hani Mimar Sinan'ın aşağı yukarı 85 tane inşa ettiği cami var. Hiçbirisinde birbirini tekrar etmiyor. Sizin adınız Sinan, ondan mı alakalı? Evet evet, bizim sülalenin erkekleri mimar. Ben de biliyorsunuz ikinci adım Sinan. Ha. Adım Ayhan Sinan. Ayhan Sinan oldu mı? Evet. Tamam, niye biliyor musunuz? Babam mimar olayım istemiş. Onun için sizinki de böyle acaba? Tabii dedem koymuş. İşte benim de mimar olsun diye benim adım Ayhan değil. Şöyle Ayhan olmuş, bir komşuda da bir Ayhan varmış benim bir ablam. İşte bir ufak çocuk. İşte bize de Ayhan geliyor merak etme, onu severlermiş komşunun Ayhan'ı neyse. İşte bize de Ayhan geliyor merak etme, Ayhan bizim geldi. Ayhan'ımız olacak falan diye. Öyle benim alakam yok. Benim adım Sinan aslında. Sinan Sicimoğlu. Peki o zaman niye Sinan'ı kullanmadın? Ama kullanmayı öyle Ayhan. Evet. Annem dedi ki ortaokula kolejiye başlıyordu yatılı miktar artık Sinan'a geçsin dedi. Peki dedim adınız ne Sinan? Derste hocam Sinan diyor, ben hiç bakmıyorum. Ulan dangalak mısın Sinan? Adım Sinan'dı diyorum. Yani alışamadım Sinan'a sonra. Ama esas adım babam, ablam mimar olmuş. Ha. Benim büyüğüm. Yani ilk çocuk ablam, o kız doğmuş, o mimar olmuş. Orta Doğu'dan mezun mimar o. Efendim, babam çok meraklıydı, mühendisti ve galiba en büyük kompleksi mimar olamamaktı. Mühendislerin hepsinde vardı. Var mıydı? Başarılı mühendislerin hepsi kendi işlerini kesmez, mimar evet, olmaya evet. çalışıyor. Yani biz şey derdi, yani biz bu işin hamalıyız. Evet, öyle görürler kendini. Derdi. Evet, benim teknisyeniyiz, mimarlığa özellikle hep devamlı çizerdi böyle o şey, zavallı. Yani ama o dönemdeki insanlar meraklıydı, hepsi şey yapardı. Ama galiba o dönemde mimar mı yani mühendisler belki de mimardı, mimar yoktu belki, bilmiyorum ki. Teknik üniversite mezunuysa onlar teknik mimar mühendis. Yıldız teknik. Ha, yıldız onlar mühendis. Veya mimar. Yok. Tabii yok. Ya. Akademiden ancak mimar çıkıyor. Benim dedem 1912 mezun. Evet, düşünsenize o da mimar teknik. Kendi iki tane kızı oluyor. Torun diyor bari mimar olsun. Benim de iki tane kızım oldu. Şimdi bir torun var, onun da adı Sinan. Sinan. Ben de onu bekliyorum. Hadi bakalım. O da inşallah mimar olur. Evet. Bakın burada çok hoş. Daha sonra bir iki tane türbesi vardır. Bu da Rüstem Paşa'nın oğlu ama Mihrimah Sultan'dan olan oğlu değil. Oğlu değil. Osman Bey'in mezarı. Osman Bey'e bir Fatiha okuyalım. Rüstem Paşa'nın oğlu fakat Hürrem'den değil dedi hoca. Efendim buraya yatırmışlar. Güzel bir mezar. Varaklar hariç onları beğenemedim ama hey. Bir Fatiha okul baba. Evet. Ruhuna Fatiha okundu. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çok enteresan, hani eski dönemlerin ve soğuk iklimi de düşünürsek elektrik yok, otomatik kapı mantığı yok. Pist, pist.
diye bir şey açılmayacak. Ama eskinin otomatik kapısı bu. Ne güzel. Bakın böyle aralıyorsunuz, giriyorsunuz, bu... bırakıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Çat. Siz yazın kaldığınız için Fenerbahçe'deki evde böyle bir şey yok. Bizim yalılarda her kapıda böyle birer mitil yorgan vardır. Çünkü dışı aralayıp öyle girersiniz. Evet, gelin bakalım. Buyurun, teşekkür ederim. Şekilde yapılır. Hayatta baktığınız zaman daha farklı. Bakın oturalım bir yere. Oturalım bir yere. Gelin. Bakın konuşmayı oturarak yapmak istiyorum diyor. Daha iyi mekanı algılamak açısından. Bakın bütün şey farklılaştı. Bilmem siz fark ettiniz mi? Yani büyüdü. Ayaktayken gördüğümüzden çok daha geniş, çok daha mesankar ki bu işte 500 sene evvelki bir planlamanın getirdiği iki tane büyük ayak var. Yukarıda bir koca kubbe, bir mihrap yönünde kubbe. Bu erken yapılarının bir tanesi. Daha ne Şehzadi'yi yapmış, ne Süleymaniye'yi yapmış, ne Selimiye var Otluğut'ta 1546-48. Şimdi orada başka tipler deniyor. Bak biraz bir kademe yükseltisi var. Onu ileri çekmiş ve o Rum Mehmet Paşa'da şimdi göreceğiz. Onun aksi ileri çıkıyor ya, bir aksi. Burada da bu bölümü ayırmış. Pencere burada biraz daha az yalnız. Biraz aslında. Daha küçük. Tabii. Çünkü ne kadar taşıyıcılığının ne kadar güvenilir olduğunu ancak deneysel yolda çözebiliyorsunuz. Başka türlü çizim bile mümkün değil. Hangi kalemle çizeceksiniz? Yani ya kamış kalem var ya tüy kalem var. Neyle çizeceksiniz? Öyle bir kağıt ne kadar? O yüzden hepsi Brunelleschi'nin o meşhur Santa Maria Fiore için mesela maketleri var. Bunların da maketleri var. Yok, çok basit çizimler var. Nasıl çizeceksin? Kağıt yok. O ebatlı kağıtı imal etmek. Olsa kalem yok. Yani rapidoyla mı çizeceksin? Kurşun kalem denilen şey bile çok sonra 18. yüzyılda. Aydınger yok böyle şey. Bu yapılar devletlerin ve imparatorluklarının haşmetinin gösterisi için yapılıyor. Onu söyleyecektim ben şimdi size. Bunun yani çatı, daha çok insan toplamak falan bir yere. Bir de şeye göre prestij şey. Prestij yapılır. Yani mesela bir de üstüne çıkan mesela Memle Paşa istese de yapamıyor. Hayır. Çünkü hakaret sayılıyor bir büyüğüne. Hem ona. Değil mi? Hem mesela iki minareli yaptırmıyor. Çünkü yasak. Yasak değil. Yani ayıp. Ayıp yasak böyle dediğim bir, şey yasağı. Evet, yasak. Yani kendisi hüküm ama, yok böyle bir şey. Ama bakın şöyle bir şey var altında. Sultan önüne geçiyorsunuz. O dönemde mahya takıyorlar. Mahya bir mesaj veriyorsunuz. O mesajı İki minareli camide her hakkına gelen bir mesaj verirse devletin otoritesini alel gelir. Çok güzel bir şey. Yani mesajı verme yetkisi olan var, olmayan var. Mesajı verme yetkisi olan iki tane minareyi de yapma yetkisi olan kişi zaten. Ancak padişah bunu analar yaptırabilir. Ve anneleri şimdi adına yaparsa. Padişahdan başka kimse mesaj yapamaz. Vermesin. Hayır, ben vereceğim devlet adına. İki, cuma namazındaki o hutbeler padişah adına okunur. Ve mesela bu cami, Cuma Camii'nin minberi var. Mescitlerde minber yoktur. Evet. Her mahallede mescit odur. Minberi olmayan cami. Cuma namazı kılınmayan, hutbe verilmeyen. Ve çok enteresan. Endülüs'te çok fazla Hristiyan, Musevi de olduğu için Cuma hutbeleri namazdan önce değil, namazdan sonra veriliyor. Ve kapıları açıyorlar. Şehirdeki Hristiyanlar, Museviler de gidiyor. Çünkü devletin mesajını veriyor sana. Kulaktan resmi gazete. Duyacağını resmi gazete. Resmi devlet mesajı. Resmi sen gazete. Bunu kulaktan durup otorize oluyor. Tamam. Başka başka yorumlar olacağına oradaki resmen oraya çıkan adam adına veriyor. Budur diyor. Öteki de dinliyor. Bizim camilerimizde bu kandiller ve şeyler insani boyuta yakın bir şeyde size bir hayali de olsa bir psikolojik tavan hissi verir.
çok sadaka verin ki rızkınız bollaşsın diyor. Bakalım bol sadaka verelim. Çok değil ama 10 lira verelim. Şimdi birinin parası burada, kavunu da atalım içerisine. Hadi efendim. Gidelim, çok güzel bir cami. Hastasıyım. Restorasyon hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Biraz daha orijinaline sadık kalınabilirdi. Ben vitrelerin bu kadar fazla renkli olduğunu tahmin zannetmiyorum. Daha böyle eski gibi yapıyorlar bunu. Bu çok çok bağırıyor. Yepyeniyim ben diyorum. Olmaması lazım ama hey. Hiç olmazsa temiz değil mi? Hallarımız falan pırıl pırıl. Ne güzel çeşme. Harika bir meydan çeşmesi. Evet, meydan çeşmesinin, evet. Evet, 400'lü çeşme bizde pek yoktur. 3. Ahmet'in bu çeşmesiyle başlar. 3. Ahmet'in çeşmesi. Topkapı Sarayı'nın girişinde var. Daha sonra 1. Mahmud'un Tophane çeşmesi var. Şimdi bu benim çocukluğumda yaklaşık 150 santim aşağıdaydı. Meydan yükselmiş, gömülmüş. 1950'lerde sanırım 53-54'te bütün bunu kaldırdılar ya. Hepsini. O dönemde hepsini. Yapma 150 santim kaldırdılar. Bravo. Ve bugünkü 3 basamağı yaptılar. Bu gömük çeşme de kurtuldu. Yani 1950'lerde biz böyle işleri çok daha iyi yapıyoruz. Öyle adam iman gücüyle yapıyoruz. Şimdi her türlü aletimiz var. Bu tür şeylere kimse niyeti yok. O tamamen söktüler mi? Hayır. Bütün binayı kaldırıyorlar. Nasıl olduğu gibi. Ya? Kaldırıyorlar. Krikolar. Tank krikoları, mank krikoları altına girip. Efendim devam ediyoruz sevgili dostlar. Bloomberg HT'de Ayhan Sicimoğlu'nda renklerdesiniz. İki mimarlarımla beraber sırtın yere gelmez. Gelin bakalım. Mecralarıyla büyümeye devam ediyor. Ekonomi yayını izlemek artık bir keyif. Deneyimli ekran yüzleri ve usta yorumcularla Türkiye'nin en kuvvetli ekonomi içeriği bu ekranda. Türkiye'nin tek ekonomi kanalı Bloomberg HT. Dinleyicilerin canlı bağlantılarla yorum yapabildiği, sorularına yanıt alabildiği, ekonominin sadece para ve rakamlardan oluşmadığını ispat eden Ekonomi Radyosu. Paranın gülen yüzü. 92.7 Bloomberg HT Radyo. Hızlı haber, doğru yorum ve anlık piyasa verileriyle Türkiye'nin en fazla takip edilen ekonomi sitesi. İnternette ekonominin adresi. BloombergKT.com. Analiz, yorum, infografik ve interaktif videolarla ekonomide haberin ötesine geçen internet sitesi. Ekonomide haberin ötesi. BusinessHT.com.tr. Türkiye'nin tek ve en büyük ekonomi platformu Bloomberg HT 7 yaşında. Ben Ronaldo'yu alacağım ama seneye alacağım. Ne indirim yapıyorlar bu durumda? Kedes Kuantay Poro... Anlayamadım başkanım. Ah başkana, hayat ETS olsa ne güzel olur değil mi? ETS'den tatili için erken rezervasyon yaptıranlara çok büyük indirimler var. Üstelik vazgeçerseniz para kaybınız da yok. ETS ile erken al, az öde. ETS olsa... Bu sesler olmasaydı, bu ses olmazdı. Vazgeçilmez lezzetlerin arkasında kolay vazgeçmeyenler var.
Teknososel'den yılın ilk fırsatı. Hattınızı Teknososel'e taşıyın. Samsung S7 Edge'e interneti bol Teknososel tarifinize ek. Ayda 168 lira taksitle sahip olun. Teknososel. Ev sahibi olmak mı? Nef sahibi olmak mı? 3 yeni NEF projesi 20 yıla varan vade ve %0.45'ten başlayan faiz avantajlarıyla sizi bekliyor. Üstelik 300 bin liradan başlayan fiyatlarla. Tütün mamullerinin her çeşidi, içeriği ve miktarı ne olursa olsun zehirleyicidir. İçerdiği maddelerle sizi zehirler ve geri dönüşü olmayan zararlar verir. Yasa dışı yollarla üretildiğinde veya kaçak olarak ülkeye girdiğinde ülke ekonomisine de zarar verir. Tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinden terör ve suç örgütleri nemalanır. Sonuçta ülkemiz kaybeder. Devletimizin güvenlik, gümrük ve maliye birimleri bu karanlık çarkı kırmak ve milli gelir kaybını önlemek için mücadele ederken siz de üzerinize düşeni yapın. Sağlığınız için her türlü tütün mamülünden uzak durun. Karşılaştığınız yasa dışı durumları mücadeleci kurumlarımıza bildirin. Kirli paraya dur deyin. Yazı fazla. Benim kanaatimce hoca da aynı fikirde. Evet, fikir ben de aynı fikirde. Bu yazının olmaması gerekir burada. Çünkü öyle bir yazı bu camiye yakışmıyor. Hem de Şems Ahmet Paşa Camii olduğu ufak bir sarı plakette yapılabilir. Bu yeni yapılmış şu kapı zaten. Tabii, tabii. Normalde öbür tarafından girilirdi. Bu kapı da yeni değil mi hocam? Yeni kapı da yeni. Ama girelim bakalım. Ne yapalım? Pek bizim camilere kıble tarafından girmek doğru değildir. Burası kıblesi çünkü. Evet hocam. Boğaz'ın bence en güzel yapılarından biridir Sinan'ın bu. O kadar büyük haşmetli yapılar yapan bir insanın böyle naif, ufak, maket gibi bir yapı maket yapması gibi, ve müthiş bir görüntü arkasından Boğaz'dan gelirken yani belki Mihrimah bile arkasındaki yapılardan dolayı yoğunluğun arasında kalırken birden bu üstelik de arkasında hemen ilk Mehmet Paşa'nın yaptığı caminin yanında gayet mütevazi boyutlu bir cami. Tek minaresi, tek şerefesi var. Bunlar yıkılmıştı. Ben hatırlarım bunları. 1950'lerde Ertuğrul Bey, Allah kendine rahmet eylesin, Vakıflar Genel Müdürü mimardı. Onlar tamamladılar. Böylelikle çok hoş oldu. Burada da medresesi var. Hemen sağımızda. Çok uzun dönemlerdir bu medrese halk kütüphanesi olarak kullanılıyor. Hoş bir medresedir. Hafız kütüp odası, işte dershane odası, gumbeleri beri. Önündeki o ravaklı avluyu camla kapattılar ve gayet çok uygun bir şekilde, gayet iyi bir çözümle kapatılmış. Çok güzelmiş bir cam, hakikaten oyuncak gibi. Oyuncak gibi, bir maket gibi değil mi? Yani ve deniz kıyısında gayet güzel kapatmış bunu. O dönemde kayıkla yanaşıp gibi vakit namazınızı kılabiliyorsunuz. Yani buradan işte Beykoz'a gidecek adam veya Çengelköy'üne, Beylerbeyi'ne vakit namazı, ezan okunuyor. Hemen kıyıya yanaşıyorlar. Evet, şimdi neresi hocam? Şimdi İstanbul'un en eski, Üsküdar'ın en eski anıtsal camilerinden Mehmet Paşa. Mehmet Paşa, Sadrazam Mehmet Paşa. Şuradan çıkalım, bir kıyısından yürüyelim, gelin. Şimdi geldik İstanbul'un deyimiyle en eski camisine. Cami Üsküdar'da. Bundan evvel bir iki tane mescit var ama Üsküdar'ın en eskisi.
Üsküdar'da. 1471-72. Rumi Mehmet Paşa Camii. Evet hocam, ne diyeceğiz cami hakkında? Daha monumental. Çünkü daha Mihrimah Sultan'da ben seviyorum, daha, çok ağır, daha basit, bak. Daha böyle bakın. Selam. Aleyküm selam. Tuğla kemerli, orada Halbuki Taş kemerli. Tabii bir de biri İmparator Kanuni'nin kızı, Hürrem Sultan'ın kızı, Mihrimah'ın yapısı, Sinan yapısı. Bu da daha mütevazi bir sadrazam yapısı. Üstün başlıkları daha basit. Ama o dönemde sadrazam yapısı olarak bayağı büyük yani. E dönem içinde evet. Doğru. Bayağı ilk yapısı ama Fatih Sultan Mehmet de teşvik ediyor tabii. Bu bölgedeki Müslümanlığı için Murat Paşa Camii var. Devletin İslamlaştırma ve Müslümanlaştırma politikasına uygun olarak yapılan yapılar. Ama bak mesela giriş kapısında stalaktit yok. Daha basit çözümde. Ya son cemaat yeri biraz yerden yüksek. Sade bir cami. Çok erken dönem sistemleri var. Çok şeker. İyi ki yapmadılar. Devamını. Keşke yapabilseler. Çok basit bir mihrap. Evet. Mihrabın oranı biraz bozuktur. Bozuk gibi. Şurayı yükseltmişler mi diye bakıyorum ama hayır. Pencereler uygun. Mihrap sanki daha uzun değil mi aşağı doğru? Aşağı doğru gelmiş. Evet, boy, kesilmiş kesilmiş gibi, evet. Bence alttan bir metresi yok bu o mihrabın. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu en eski camiden sonra. Şimdi belki yemek arası vereceğiz değil mi? Eski camiden sonra yemek arası. Bir yemek arası vereceğiz şimdi. Artık saat 2 ettik. Sizi eski lokantaya götürelim buradan. Meşhur, gelin. Merhaba ustacığım, neyiniz var? Teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin, kolay gelsin arkadaşlar. Özbek köfte, Özbek. Kuzu elbasan tava, Özbek pilavı. Özbek, ooo. Kuzu ciğer sarma. Evet. Çömlek kebabı. Bak şimdi. Efendim etli yaprak sarmamız, çobak kavurmamız. Ay. Mantarlı tavuk, tavcan kebap, saç kavurma, döner iskenderimiz var, işkembe, mercimek, ezogelin çorbamız var efendim. Ağzım sulandı. Yaprak sarma, etli. Nohut pilav. Kadın bunda köfteye gönlüm gitti ama sonra gönlünü son dakika geri çekti. Efendim ağır bir vitrin, fena bir vitrin. Gönlüm çekiyor ama hepsinden nefsimi temizleyeceğim. Gidip İsmail'de ezogelin çorbamı içeceğim. Soğuk dışarısı. Nohut pilav. İki tane de yarım porsiyonda sarma yiyeceğim. Buyurunuz efendim. Efendim, Üsküdar'da Türk yemekleri hastasıyız. Yani Üsküdar'da bugün camilerden başladık. Kanaat okatasında bitirdik. Daha bitirmedik. Daha bitirmedik. Öyle sonra dolaşacağız. Yarısına geldik. O kadar yarısına geldik. Yarısına devam ediyoruz. Bu nedir bilir? Bu nedir bilir miyim? Vallahi merdiven desen bir yere çıkmıyor hocam. Siz ne diyorsunuz?
Mermerler o kadar yapıyormuş. Yürüdük geldik vakit kaybettik. Burası mı? Resmen bu bunun için. Bu gerçek yeri burası değil. Üsküdar Meydanı. Bu binek taşı. Atı buraya yanaştırırsınız. Siz de buradan çıkarsınız. Buradan rahat rahat atın üstüne binersiniz. Ha şu olmayacak tabii. O yok canım. Onu burada yükseltmek için koymuşlar. Ha binek taşı. Binek taşı. Harika. Bu hemen hemen her vapur iskelesinin kenarında. Tabii vapurdan vapur iskelesi biniyor. Vapur iskelesine yakın. Ama orada zaman içinde harap olmasın, yolda kalmasın diye. Üsküdar'daki tek örnekte bu. Bir de Ayazma Camii'nin kapısında var. Nedir adı? Girişim. Binek taşı. Binek taşı. Binek taşı. Bakar mısınız? Ata binmek için. Harika ya. Kaybolan ufak böyle bir kültür. Medeniyet detayları. Sevgili dostlar, geldik Mimar Sinan'ın son eseri, değil mi hocam? Son cami. Efekt değil yani, öyle yazıyor üstünde ama aldırmayın. Daha mi? Sonra yapıları da var. Var mı? Çoğu daha 18 sene daha yaşıyor, Allah uzun yaşasın. Ama bayağı uzun yaşıyor baba. Tabii yani 90'ına yakın. 98 yaşına kadar yaşayan o zamana göre. Şimdi 150'si demek, öyle düşünün. Bir de düşünün ki aklı başında yaşıyor. Evet. Ya bütün bunlara yetecek bir yetenekle, aklı melekelerini muhafaza ederekle yaşıyor yani. Müthiş değil mi? Değil mi? Çaptan düşmüyor. Atik Valide Sultan Camii'ne geldik. Ben de davetle geldim ve çok sevdiğim bir cami. Hocamız anlatacak. Rehberimize kendi bilgilerini verecek. Bugün beraber camileri geziyoruz efendim Üsküdar'da. Bu enteresan bir camidir. Üç kere yani getirdim şöyle planlarını. Önceki ilk yaptığı ufak, sonra iki tarafına iki tane ekler yaparak büyütüyor. Çok hoştur burası, çok. Çok güzel bir bahçe. Sakinleştirici. Bir şey bahçe değil. Avlu ne diyeceğiz buraya? Harim avlu. Dış avlusu. Fakat size bir şey diyeyim mi? Mimar Sinan alamet-i farika gibi hemen yani anlaşılıyor. Enteresan şey değil mi? Yani şimdi bana bunu hiç bilmiyor olsam kim yaptı Mimar Sinan diyeceğim yani. Nasıl ki ben mimar değilim. Bakın cami üstünüze gelmiyor. Gelmiyor. Kademe kademe geriye doğru gidiyor. Bir nevi sizi davet ediyor, çağrıştırıyor. Gel. Hoca güzel laf söyle. Cami üzerine gelmeyecek. Sen tabii bana gel diyecek. Kademe kademe. Seni davet ediyor. Ayakların oraya gidiyor. İstemiyorsun. Bir de Müslümanlığın anlayışı tabii, bu. Tabii. İslam'ın, Hristiyanlık gibi bir ruhban sınıfı yok. Tabii. Ruhban sınıfı olmadan hani sonra yollar işte tarikler, tarikatlar oluşmuş. Size bir şey çiziyor herkes. Ama Çinlileri bitti. Çinliler of. Hakikaten. Kırmızılara bakar mısınız? Tam döneminin İznik Çinlileri. İznik değil mi? Harika. Şu hat müthiş. Peki Çinler orijinal zamanda mı sonra mı acaba? Sonra işte bakın üstlerinde eklemeler var, çalınmış. Bu Çin'i çalma beni çıldırtacak. Evet. Bak. Bakın daha dakika bir, gol bir. Bismillah daha girerken kapıdaki zarafeti gördüğünüz zaman şu metali, şunu ve şu sedefi. Tamamen geçmidir. Çivi kullanmadan birbirine geçmek hündekârı denilen bir aşağı bu. Çakma yok. Aha. Bakar mısınız? Hepsi oynar da bazıları bu. Daha fakat şu sedefi, şu oynar. Başka binisi, kapı binisi. Oradaki kulpları da çekerseniz. Sarının üzerindeki detaylara da bir. Orada evet da bakın. Bak şimdi kilit de şu. Bakın. Aa buradan da bir şey geçiyor. Oradan geçiyor, kilitliyor işte. Öf be. Müthiş.
kadar zarif bir kapı da... Ender bu. Ne ağacı acaba? Yapamıyoruz. Genellikle bunlar... Çok güzel bir ağaç ama. Meşe değil. Fakat sizin otomatik kapı çok güzel burada. Evet, şey, evet. Daha otantik, daha şey, plastik olmayan, evet. Bismillah. De Baalbek'te. Saraydan ferman gidiyor. Yollayın onları diye. Diyorlar ki Mısır Beyler Bey, tamam yollayalım da burada bu yükleyecek iskele yok. 73 ton bir tanesi. Baalbek'ten gelenler 23 ton bir tanesi. Karabiga subaşısına hüküm yazılıyor saraydan. Diyorlar ki şu kadar kereste hazırla, şu kadar dikme, şu kadar direk, şu kadar kalas, şu kadar lata. Peki ben hazırlayayım, Mısır'a yolla diyor ki benim gemim yok ki nasıl yollayayım? Bu defa işte Cezayir'e Bahri Sefit Adalar beyler belli diyor ki gemi tahsisi. Şimdi bunları cep telefonuyla aynı gün hallediyorsun. Mısır'a gidiyor herif, oradan bu haber geliyor. Karabiga'ya gidiyor, Karabiga'dan bu haber geliyor. Oradan beyler beynine derken keresti hazırlıyor. Cezayir beyler beyliği de gemileri veriyor. İskenderiye'de Karınca Limanı diye liman yapıyorlar ve sallara yüklüyorlar. Getiriyorlar un kapanından yukarı iman gücüyle çekiyorlar Süleymaniye'ye koyuyor. Sen organizasyona bak. Şimdi diyor ki herkes Mimar Sinan onu yapmış, bunu yapmış. Peki bu organizasyon esas gelip lojistik dahisi. Bir katedral yapıyorlar 150-200 sene sürüyor. 7 senede Süleymaniye yapıyor. Üstelik de oyalıyor. Yeteri kadar çalışmıyor diyorlar. Evet, bir de şikayet ediyorlar. Tabii bir de etraftaki binalar. Yalnız cami değil ki. Hepsi bir 7 yılda bitiyor değil mi? Hepsi 7 yıl. Taş, kurşun, metal. Daha bütün Anadolu'daki kurşun ocakları onun için çalışıyor. Kurşun getiriyor. Nereden getiriyor? İşte kanı arabasıyla. Deve sırtında, katır sırtında. Süleymaniye'de böyle bir şey yok mesela. Tam merkezi. Bu böyle uzunlamasına, Beşiktaş'taki Sinan Paşa'ya benzer. Zaviyeli tipe benzer. Hmm. Orada mihrap çıkıntı olarak yarım kubbeyle değil. Bak yarım kubbe örtüyor ama tam bir çıkıntı olarak küçük bir kubbeyle değil. Dışarı doğru çıkartıyor. Normalden fazla bir şey çıkıntı var. Yarım kubbeyle geçmiş. Biraz belki iyi. Mesela minber normalde mihrabın hemen yanındadır. Bak bu içeride kalmış Bursa camileri gibi. Bunlara Sinan'ın en büyük şeyi böyle çeşitli plan tiplerini deniyor. Buradan nereye gidiyor? Buradan nereye gidiyor? Mesela bütün bunları yaparken 1580'de Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camii'ni yapıyor. O altı kubbeli, iki ayaklı bir ulu cami tipi cami. Bakıyor ki oradan bir yere gidilmez, bir daha yapmıyor. O tıkanıyor orada. Bu planla bir yere gidilmez diyor. Mermer işçiliği müthiştir. Hafif kalır o Anadolu camileri. Şuraya baksana. Herhalde bunu böyle elleriyle yuvarlıyor, cilalıyorlar. Baksana yani. Hocam yekpare bir şey değil mi? Yekpare tabii canım. İşte, ekmek yok mu ya? Bakın, oraya kadar yekpare. Hayır, şu da dahil yekpare. Tabii şu da dahil yekpare. Bakın şu. Bir kırsa en baştan mı yapacak? Herhalde. Bakın şuradan itibaren yek. Belki de kaç kere kırıldı ben. Belki de bilmiyorum. Bu da, bakın bu da yekpare şu. Şurada evet, mı yekpare? Şuradan yekpare. Şuradan abi, o yekpare. Bu yapıştı. Şurada. Bakın şu parça yekpare. Evet. Şu da yekpare. Bunu da onlara dahil. Şuradan oraya kadar yekpare. Üstüne gelip Trabzon'a zıttırıyor. Bu da müthiş. Yani bir de bunu kurgulamak. Bugün çiziyorsunuz işte bilgisayarla ölçü veriyorsunuz. Öyle değil ki adam bunu nasıl açısını veriyor da öteki de onu yapıyor. Bunu şunu yapmak 5-6 aylık iş.
O da 5-6 aylık iş. Sonra ya olmadı abi, 2 santim büyük geldi, yarım santim, 2 tane takoz çak tutar orası. Yok baksana ya. Bak. Kağıt gidiyor ya. Ya ama Hititlerden bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bugün yok. Bugün yok abi. Bunu o gündeki teknikle elektrikli matkapla denmiyorsun abi. Altı üstü böyle o keman yayı gibi bir yayla böyle çevire çevire el matkabıyla deliyor. İçini boşaltıyor koca mermeri. Koca mermer tabii baksanıza yani. Şöyle bir kalınlığı var zaten. 5 santim. Taş bu. Önce bunu çökeltiyor, içini boşaltıyor, buraya eriyor, üstüne bunu yapıyor. Bir de bunu nasıl simetrik çiziyor. Baksana şuraya, şurası aynı. Şu, tam şu, şuradan bir çizgi çekmiş böyle. Evet. Şunu simetrisini almış. Merkeze kadar çekiyor. Evet. Merkeze kadar çekiyor. Evet, doğru. Beşinci sene. Evet arkadaşlar. 500 senelik bir mermere yanağımı dayayayım. Oh, ecdatlar, ecdatlar. Hastasıyım, ecdatlar. Evliya Çelebi bahseder. Özellikle Edirne'deki camileri bahsederken bunun içine vazolarla dönemine göre işte sümbül, nergis gibi kokulu çiçekler diyor ki caminin içine girdiğiniz cami zaman mis gibi kokar. Şeyden rüzgar estikçe pencereden evet, açıkça kalınca. Tabi burada cam yok o zaman herhalde. Var. Cam var mı? Daha ufak ebatlı şöyle şöyle camlar var. O sırada bunu şişe gibi şişiriyorlar. Sonra kesip açıyorlar. Bakar mısınız şu şeye? Ahşabın güzelliğine değil mi? Galiba Üsküdar'ın hani Miramat Camii'nden sonra evvel Münakaşa götürür ama en güzel camiinden, Atik Valide Sultan Camii'nden size veda edeceğiz artık. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben bize, teşekkür ederim. Bize geldiniz. Sağ olun, sohbet ettik. Harikasınız, evet, çok teşekkür olun. Ederim. Yani bunu tekrarlayalım mı? Ne zaman isterseniz devam edelim. Yani biz sizi... Ne zaman başınızı ağrıtmazsak. Hayır ben memnunum böyle şeye. Hani yemekler benden en fazla. Olur. Sohbet sizden, tabii, gevezelik bizden. Estağfurullah. Bildiklerimizin bizimle beraber yok olması en çok üzüldüğüm şeydir. İnsanlar tabii bildiklerini, değerlendirdiklerini tabii mutlaka paylaşmalıdır ve yaygınlıdır. Ki düzenlediğimiz, düşündüğümüz gelişmiş bir topluma dönüşebilelim. Evet. Ve biz de bildiklerimizi, hocanın bildiklerini... Sizde paylaşmış sizin bildiklerinizi. Biz de sizden çok şey öğreniyoruz. Evet, teşekkür ederim. Paylaşmış olduk. Her şey çok yönlü trafik. Evet. Tabii karşılıklı ya. Karşılıklı. Alıp vereceğiz birbirimizden. El ele tutacağız birbirimizi. Alıp vereceğiz birbirimizden. Türkiye milleti, Türkiye Cumhuriyeti, haklarımız, insanlarımız el ele. Bilgi paylaşarak, sevgiyle. Hoşçakalın sevgili dostlar. Ayhan Sıcımoğlu, Renkler, Bloomberg HT. Haftaya Telebole. Hayır, bizle beraber.
Doğa Rutkay'la her şey bu masada, eğlenirken eğlendiren ve kendi gündemini yaratan sohbetleriyle Bloomberg HT'de. Doğa Rutkay'ın yarın akşamki konukları, Olanlar Oldu filminin iki güzel oyuncusu Tuvana Türkay ve Seda Güven. Kahkaha ve sürprizlerle dolu Doğa Rutkay'la her şey bu masada, yarın akşam 20'de Bloomberg HT'de. Diyabet, bilinen adıyla şeker hastalığı, kalp krizi ve felç riskini artırır. Böbrek yetmezliği ve görme kaybına neden olur. Sevdiklerini sağlıklı görebilmek için diyabete göz yum. İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İstiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Su geleceğimizdir. 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 Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim, çocuklarımız susuz kalmasın. Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak, önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp, onlar da bilinçli kullanırlar. Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım. Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum. Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak, suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz. Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz. İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz. Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlilerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak. Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz. Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
o bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım. Ben Ronaldo'yu alacağım ama seneye alacağım. Ne indirim yapıyorlar bu durumda? Kedes Quanto Aypor'u... Anlayamadım başkanım. Ah başkana, hayat ETS olsa ne güzel olur değil mi? ETS'den tatili için erken rezervasyon yaptıranlara çok büyük indirimler var. Üstelik vazgeçerseniz para kaybınız da yok. ETS ile erken al, az öde. ETS olsa... Kışın yollar karlı. BPD depoyu akseslemek çok karlı. Akses'le 28 Şubat'a kadar kampanyaya dahil BP istasyonlarında Akses postlarından 4 kere 100 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza toplam 40 lira çip para. Kampanyaya katılmak için BP yazın, 4566'ya gönderin. Hayaliniz ne olursa olsun, Akses'le gerçek olsun. Teknosasel'den yılın ilk fırsatı. Hattınızı Teknosasel'e taşıyın. Samsung Galaxy J7 2016'ya interneti bol Teknosasel tarifinize ek ayda 65 lira taksitle sahip olun. Teknosasel. Ev sahibi olmak mı? Nef sahibi olmak mı? 3 yeni Nef projesi 20 yıla varan vade ve %0.45'ten başlayan faiz avantajlarıyla sizi bekliyor. Üstelik 300 bin liradan başlayan fiyatlarla.